Covid-19 sürecini yaşıyoruz. Gazetelere bir haber düştü. Norveç Başbakanı Hükümet, Norveç'te hükümet 10 kişiden fazla insanın bir araya gelmesini yasaklamış. Gayet güzel. Kuralı koymuşlar. Herkes uyuyor. Ama bu başbakan doğum günü dolayısıyla aile bireylerini çağırıyor. Ve bir kutlama yapıyorlar. Sayı 10 değil 13. Norveç'in devlet televizyonu bunu geniş kitlelere duyuruyor. Norveç'in devlet televizyonu, TRT değil duyuruyor. Arkasından, arkasından emniyet müdürü talimat veriyor, gidip Norveç başbakanına para cezası kesiliyor. İşte devlet budur. Devlet dediğiniz budur. Devleti bundan daha güzel anlatan ikinci bir örneği zor bulursunuz. Buyurun şimdi bir de Türkiye'ye bakalım. Lebaleb kongre yaptılar. Maskeler falan sıfır. İçişleri Bakanı mı diyecek gidin ceza yazın. Yürek ister yürek. Yüreği olsa zaten orta oturmaz. Yürek ister. İki Erdoğan'a mı ceza kesecek? Yürek ister yürek. Bu nedir? Kibrin getirdiği bir sonuçtur arkadaşlar. En büyük benim. Ben kural tanımam. Vatandaş kurala uymazsa ceza keserim. Ben ve yandaşlarım kurala falan asla uymayız. Ne kuralı kardeşim? Ben yaptım olur. İnsanlar olur, ölür, ölürse ölür. Benim her dediğim doğrudur. Hiçbir kural bana çalışmaz. Çünkü benim söylediğim kuraldır. Hiçbir devlette hiçbir bürokrat bana cezada yazamaz. Hiçbir şey yapamaz. Ben ne dersem ona itaat etmek zorundadır. Yasa dışı olsa dahi. Amirallerin açıklamasında devlet eğer gerçekten kibirden arınsaydı ilk yapacakları iş neydi biliyor musunuz? Bildiriyi değiştirenleri bulup yakalayıp getirip yargıya teslim etmekte. Yaptılar mı? Yapmadılar. Yapamazlar. Oradan besleniyorlar çünkü. Oradan besleniyorlar. Oradan siyaset oluşturmaya çalışıyorlar. Kibir öyle bir noktaya geldi ki değerli arkadaşlarım. Tepedeki öyle olursa aşağıya kadar yansıyor. Eğer kuru ekmek yemişse artık bu aç değildir diyor. Meclis'te söylüyor bunu. Milletin vekili söylüyor.